İrfanoğlu Motor'dan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz meşhur Mondial Wing. Arkadaşlar motorumuzun bugünkü sıkıntısı çok farklı. He, gene çalışma problemi var mı? Evet var. Hatta sizlere şu şekilde göstereyim. Çalışır gibi yapıyor. Arıza ışığını yakıyor ama çalışmıyor. Çalışıyor da biraz bu şekilde uğraştıktan sonra çalışıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yine çalışma problemi var. Önce bir sivop ayarı yapacağız. Asıl sorunu motorumuz arkadaşlar tek kişiyken yokuşu çıkmıyor. İki kişiyken zaten yokuşu gördüğüm motor direkt istop ediyor. Küsüyor, bir şeyler yapıyor. Bundan dolayı önce bir debriyaj aksamımızı sökeceğiz. Ön varyatörde ufak misketler var. O misketleri söküp performans misketleri var bunun özel. O misketleri taktıktan sonra tekrardan motorumuzu bir yokuşa vuracağız. Öncelikle motorumuzun çalışma sorununu yapalım. Ondan sonra debriyaj aksamına geçelim arkadaşlar. Hadi. Sivop ayarımızı yaptık arkadaşlar. Marşımıza basıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi devir saatimiz de 9000 rahat bir şekilde çeviriyor. Şimdi motorumuzun rampa ile alakalı olan debriyaj aksamının debriyaj aksamımızı sökelim. Debriyaj aksamını sökelim, neyse artık. Arkadaşlar debriyaj aksamımızı da söktük. Debriyaj aksamında şöyle bir arka kasnak tarafında yağlanma var. Bu yağlanma hiç iyi bir şey değil. Niye iyi bir şey değil? Şöyle göstereyim. Motor bağırır ama gitmez. Hep böyle katran olmuş. Onu falçatayla size daha detaylı göstermek için içini alacağım. Ne kadar yağ çıktığını siz de görün. Önce mengeneyi şöyle bir koyayım ben kasnağa. Falçatamız nerede? Şimdi şöyle bir etrafında nasıl tutacağım telefonu? Şöyle bırakayım bir saniye. Onu bir görün. Falçata tertemiz. Şu etrafındaki yağlar motorun bağırmasına sebep olan, neden olan yağlar. Burayı iyice temizleyeceğiz. Burayı temizledikten sonra ön varyatörümüzü misketlerini takacağız. Ben geçen bir video daha çekmiştim. Bu misketlerden kullanmayın diye. Arkadaşlar misketlerin görünümüne aldanmayın. Misketler tamam, bunlar performans misketi ama bunların ağırlığı var. Mesela geçen söktüğümüz mavi olan misketler bunun aynısıydı ama ağırdı. Bayağı ağırdı. Ondan dolayı yani bunları değiştirmeniz bir şeyi değiştirmeyecek. O yüzden alırken gramajına dikkat edin. Hafif olan misketleri alın. Bunları monte edin. Şimdi şeyimizi de çıkartalım. Debriyajımızı. Görmüş olduğunuz gibi debriyajımız hep yağlanmış. Şimdi debriyaja da güzel bir zımpara atacağız. Ön varyatörümüzü çıkartalım. Bak ne yapmışlar. Ha, buraya misket koyulur mu? Burç koyulur mu? Ek olarak motor gitsin diye iki tane de eksik misket koymuşlar. Çok 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 saçma bir işlem yapmışlar arkadaşlar. Motor 4 tane misketle gidiyor. Neyse. Usta var, ustacık var. Şimdi bu misketler arkadaşlar bu şekilde diziyoruz. Neyse ben bunları dizeyim. Bir de test aşamasında videosunu çekerim. Tekerle iş yapmak zor oluyor. Şunları dizdikten sonra
tekrardan test aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Debriyaj montajımız da bitti arkadaşlar. Şimdi testimize geçelim. Bakalım motorumuz ne kadar çabuk hızlanıyor görelim. Güzel bir Mondial Ring için çok büyük bir başarı. Niye? Sokağın başından öbür başına 30 km'ye kadar çıkabiliyor. 32. Evet. Daha sokağı bitirmedik, 30'a çıktı. Arkadaşlar bu hızlandıkça yokuşlardan falan da at gibi çıkar. Hiç yapmazsanız, yokuş ortasında durmazsanız hiç zorlanmaz. Vurduğunuz gibi çıkar gider yani. Ne güzel kedi lan. Ne tatlısın sen. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu motosikletle alakalı yorumlarınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin arkadaşlar.